İyi akşamlar sayın izleyiciler. Kanal Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenine hoş geldiniz. Güne yansıyan gelişmelerde karşınızdayız. Sayın izleyiciler, müzakere masasının çöktüğü bir dönemde çözüm ve barışın sadece bir anlaşmadan ibaret olmadığı vurgusuyla yola çıkan Kıbrıs'ı Türk ve Kıbrıs Rumların yeni ve ortak örgütlenmesi olan Federal Kıbrıs İnisiyatifi bugün kuruluşunu ilan etti. Aisosomonos Arpalı köyünde saat 11'de gerçekleşen kuruluş etkinliğinde Kıbrıs'ta çatışma sürecinde ölen tüm insanlar için fidan dikildi. Partiler üstü bir oluşum olan Federal Kıbrıs İnisiyatifi, Kıbrıs'ı Türk ve Kıbrıs Rum sanatçılardan, gazetecilerden, aktivistlerden, akademisyenlerden ve entelektüellerden oluşuyor. Etkinliğe başta Kıbrıs Rum Yönetimi Eski Başkanı Yorgo Vasilya olmak üzere kuzeyden ve güneyden çok sayıda siyasetçi ve vatandaş da katılarak destek verdi. Biz ülkemizde federal bir devletin kurulmasına inanan ama bunu temenni ötesine götürüp arkasına irade koymak isteyen arkadaşlarız. Ve federal bir devlet kurulsun diye mücadele etmeye karar aldık. Bizler Kıbrıs adasının bütününü farklı siyasi ve sosyal kimliklere sahip olan insanların ortak yurdu olarak kabul eden adalet, eşitlik ve demokrasi esasları temelinde kurulacak Federal Kıbrıs içinde bir arada yaşamayı talep eden yurttaşlarız. Ülkemizde 10 yıllardır devam eden ateşkes halinin bir an önce son bulması için milliyetçi çatışmalardan miras kalan ayrılıkçı ve tahakkümcü tahayyüllerin yerini alacak federal bir birliğin ve kültürün tesis edilmesi için inisiyatif aldık ve bir araya geldik. Evet, oldukça anlamlı bir gün, yağmurlu da bir gün. Bunun bereketli ve verimli olması, federal kültürün yeşermesi ve gelişmesi açısından bu ülkede. Federal Kıbrıs İnisiyatifi olarak gönülden inanıyoruz ki Kıbrıs'taki tüm halklar için, tüm insanlar için güzel bir yaşam ve doğru düzgün çalışan bir ülke adına federal kültürün gelişmesi ve yerleşmesi önemlidir. Buna yürekten inanıyoruz. O yüzden de bu kültürün gelişmesi gerek uzun vadeli projelerle, eğitim anlamında, bunun siyasal kültür boyutu olarak geliştirilmesi için yapılacak çok işler var. Başlangıç olsun dileğiyle, öyle diyeyim. Çünkü Kıbrıs'ta böyle iki toplumlu etkinlikleri çok tez yaptık. Gruplar olduk, gruplaştık. Federal Kıbrıs için 1980'li yılların başında da gene öyle bir grup oluşturduk. Ta Almanya'ya gittik. Federalizmi ilerletmeye çalıştık ama o grup çok yaşamadı, dağıldı. O zaman Aziz Nesin'i çağırmıştık. Yılmaz Güney Kıbrıs'a gelmişti. Onların etkisiyle de bu federal Kıbrıs anlayışını, düşüncesini ilerletmeye çalıştık. Başarısız kaldık çünkü iki toplumda farklılaşma bu yakınlığı sağlayamadı. Bu farklılaşma devam ediyor. Bunun yeni bir başlangıç olmasını dilerim. Yeni bir hareket olduğunu düşünüyorum öncelikle. Bildiğiniz gibi son zamanlarda Kıbrıs sorununda çok ciddi bir kriz yaşanmaktadır. Taraflar müzakere masasından şu veya bu sebepten dolayı uzaklaşmışlardır. Burada yaşadığımız aslında Kıbrıs sorununun insani boyutudur. Kıbrıs sorunu eğer insani özünden koparılarak çözülmeye çalışılırsa bir egemenlik savaşı, bir güç savaşı, bir kuvvet savaşına dönüşür. Ve inanın uzun yıllar bu adada barış yerine çok daha kötü olaylar bizi bekler. Arpalı Kayış Hocamanaş Kıbrıs'ın bir mikrokozmosu gibidir. Yani Kıbrıs'ın acılı tarihinin bir mikrokozmosu gibidir. Etnik çatışmaların yaşandığı, ölümlerin olduğu, sonra giderek hayatsız bir mekana dönüşen bir yer. Bizim milliyetçi çatışmacı zamanlarımızın simgesi gibi duruyor. Ve federal inisiyatifi kurarken böyle bir yerde kurmak istedik ve gördüğünüz gibi de milliyetçilik savaştır sloganı altında yaptık bugünkü girişimimizi, başlattık daha doğrusu bugünkü girişimimizi. O yüzden burayı seçtik. Bunun simgesel önemi çok büyük. Aslında federal inisiyatif ülkemizi milliyetçilik ve milliyetçi çatışmacı ortamlardan çıkarmak üzere
kurulmuş bir inisiyatiftir. Barışa dönük, ortak bir devlete dönük, ortak yurt anlayışına dayalı bir siyaseti öneren bir girişimdir. Burada bulunmak, Arpalık'tan bunu yapmak, işte federal inisiyatif yapmazsak, işbirliği yapmazsak başımıza nelerin gelebileceğinin en somut örneği olarak burayı